Herkese merhabalar, LGS Türkçe hızlı tekrarımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte LGS Türkçe'de 2023 yılında çıkabilecek soruları rahat bir şekilde çözebilmeniz için hızlı bir tekrar yapacağız. 2022 LGS'yi inceledik, 2021'i inceledik, oradaki tabi Türkçe sorularını inceledik Tonguç'um. Aynı zamanda 2020'yi inceledik, 2019'u, 2018'i bütün seneleri inceledik ve şuna karar verdik. Türkçe eşitleri nedir Tonguç Eylenmen'in? Türkçe eşitliği paragraf hocam. Harikasın, çok doğru cümle söyledin. Sınavda bize en fazla zorlayacak olan kısım... Paragraflar olacak. Zaten ikinci dönem konuları yok biliyorsunuz LGS gibi 23'te. Paragraf sorularına çok dikkat etmemiz lazım. LGS'ye kadar mutlaka mutlaka her gün paragraf soruları çözmemiz lazım. Bizler zaten bunu sizlere vurguluyoruz. Ve aynı zamanda LGS'ye bu kadar az bir süre kala mutlaka mutlaka denemeler de çözmemiz gerekiyor. Her gün çözecek miyim hocam? Tabii ki hiçbir şekilde istisnasız her gün çözmemiz gerekiyor. Çünkü LGS'ye girdiğinizde size deneme soracaklar. O zaman şimdiden kendinizi günde en az bir deneme hazırlarsanız LGS'de inşallah mükemmel bir başarı ulaşacaksınız. Bu denemeler tüm seneyi kapsıyor mu hocam? Hayır evladım bunlar sadece birinci dönem konuları. Tüm sene yok. LGS sadece ve sadece birinci dönem konuları var. Dolayısıyla bütün seneyi kapsayan denemeleri sakın çözmeyin. Sadece birinci dönem konuları olduğu bu denemeleri çözüyorsunuz. Ve inşallah zaten biliyorsunuz ki LGS'lerde de tam bizim karşılığımız olan LGS 2020. Çünkü burada da sadece birinci dönem konuları vardı. Ama mesela 2022'de, 2021'de farklı konularda çıkabilir karşınıza. O yüzden Geçmiş yıllarda sınav konularına göre yani burada hangi konulardan kaç soru gelir her birine bakacağız. Ama mesela diyelim ki fiilimsi her sene gelmişti. Cümlenin ögeleri her sene gelmişti ama fiil çatısı zaten çıkmıyor. onun O soruyu atla mesela bu sorular içerisinde çözerken. Ya da cümle türlerini, anlatım bozukluğunu atlayabilirsin. Burada buna dikkat etmemiz Türkiye'de gerekiyor. Türkiye'de çok çok zor sorular mı çıkıyor Doğru hocam? söylemek gerekirse Türkçe matematik kadar zor değil. Yani LGS'de matematik zorlayıcı oluyor. Ama Türkçe'de en fazla bir ya da iki tane sözel mantık sorusu zorlayıcı oluyor o soruları yapabildiğimiz sürece diğerlerini zaten çok çok iyi yapacağız. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam bunların her birinden a adeta lokum gibi soru geliyor. Bu kadar kolay sorular gelir mi hocam? Geliyor Tonguç'um çünkü bazen şu önemli bakın. LGS soruları beş zorluk seviyesi hazırlıyorlar. Biri çok kolay. Kolay, orta, zor, çok zor. Şimdi çok zor sorular fenli sesi mi, mi, bunu belirlemek için. Çok kolay sorular yani hiç yapmayanla birazcık çalışanı belirlemek için. Yani her bir sorunun bir ehemmiyeti var. Dolayısıyla çok kolay soruları mutlaka mutlaka Türkçe'de 20 soru olduğu için içinde de kullanıyorlar. Bazen bakıyorsun soru çok adeta lokum gibi. Diyorsun ki ya bu kadar da senin söylediğin gibi bu kadar da kolay soru gelir mi hocam diyorsun içinden. Ama geliyor. Sakın sakın şaşırmayın. Seçeneklerde İlk aklınıza gelen işaretleyin. Bazen kolay sorular da geliyor. Ama seçici sorularına geldiğini söyleyebiliriz. Mesela 2022'ye baktığımızda bence 2022'de mesela bu soru kolay bir soruydu. Bu soru kolay bir soruydu ama mesela şu sorular birazcık dikkat gerektiren sorular. Öyle hemen hoppala cübbala atlayıp yapamıyorsun. Bazı soruları kolay yapabiliyoruz. Bir de mesela bu tarz gazeteci yazar soruları gibi Esasında TYT'den yani abilerinizin girdiği üniversite sınavından esinlenerek hazırlanmış sorular var. Eğer hedefi 500 tam puan almak isteyen öğrenciler varsa, Türkçe'de ben zaten full yapıyorum ama arada bir bir iki tane soru kaçırıyorum. Onları da kaçırmak istemiyorum diyen öğrenciler varsa bu tarz sorulara esinlendikleri TYT sorularına da bakabilirler. Onlar 5 seçenekte bunda biri. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. Mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Her bir konudan güzel güzel sorular çözeceğiz hızlı tekrar olduğu için konu anlatımını direkt burada göstereceğiz. Yani fiil fiilimiz farkını böyleydi. İsim fiil böyleydi. Sıfat fiil böyle şeklinde pıt 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 ilerleyeceğiz. Ve mükemmel bir şekilde hızlı tekrarını sağlamayacağız. Sonrasında sizler dediğimiz gibi mutlaka mutlaka bol bol deneme çözerek bu işi pekiştiriyorsunuz. Hadi o zaman hazır mıyız Songuç Elhan'ı Hazır mıyım hocam? Harikasın. O zaman intromuz girsin ve videomuz başlasın. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar 2023 LGS'de hangi konudan kaç soru gelir diye sorduğunuzu merak ettiğiniz biliyoruz. Bununla alakalı 2020'nin referans alındığını söyleyebiliriz. Çünkü orada da sadece birinci konuları vardı. Filmsi konusundan bir soru, cümle ögelerinden bir soru, yazım kurallarından bir soru, noktalama işaretlerinden bir soru bekliyoruz arkadaşlar. Sözcü anlamdan iki soru, cümlede anlamdan iki soru ve metin türleri ve söz sanatlarından da en az iki soru bekliyoruz. Dolayısıyla iki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on oluyor. Paragraf sorularından en az 10 soru bekliyoruz. Toplamda 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 soruya tamamlamış oluyoruz. Burada eğer bunlardan herhangi birinden sormazlarsa, yani filmden sormazlarsa paragraf 11 tane çıkar. Cümle ögelerinden sormazlarsa paragraf 12 tane çıkar. Ama yazın noktalamayı mutlaka sorarlar ve e, metin türleri, sosyal sanatlarından sormazlarsa paragraf bir tane daha fazla çıkar, 13 tane çıkar. Dolayısıyla LGS'de en önemli şey arkadaşlar, LGS Türkçe eşittir. Az önce söylemişik, bir daha söyleyelim. Türkçe eşit nedir tonu? Türkçe eşit paragraf hocam. Harikasın. O yüzden mutlaka sınava kadar bol bol deneme çözün. Deneme harici çalışma yapacaksanız Türkçe ile alakalı da paragraf sorusu çözün. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz fiilimsilerle. Şimdi fiil fiilimsi farkını bilmemiz lazım. Cümlenin içerisinde, cümlenin içerisinde fiilimsiler de yüklem olabilir ama ...LGS çıkmış örneklere baktığımızda cümlenin sonunda genellikle fiillerimiz oluyor. Cümlenin buralarında da fiilimsilerimiz oluyor. Yani ortalarında da fiilimsilerimiz oluyor. Ve fiilimsiler fiillere çok benziyor. Her ikisinde de ne var Tomuç Elhan? Mame iki alanlara bakıyoruz. Haklısın. Bak fiiller de mame iki alabiliyor. fiilimsiler de mame iki alıyor. Ama burada önemli olan şey şu. Fiil ile filmsinin arasındaki farkı çok iyi hissetmen lazım. Mesela diyelim ki e, konuşunca diyorsa bu bir fiilimsi. Çünkü bu bir zarf fiil. Ve hatta tanıdığım diyorsa bu bir fiilimsi. Ve hatta getirerek diyorsa mesela bu bir zarf fiil. Ve hatta çalışmak diyorsa bu bir isim fiil. Bunlar konuşmayınca, tanımadığım, getirmeyerek çalışmamak diyebildiğimiz mame olumsuzluk eki alabilen fiilimsiler. Ama fiilleri biz yedinci sınıfta öğrendik. Fiiller cümlenin genellikle sonunda oluyor. Başında da olabilir, ortası oluyor. Sonunda oluyor ve yargıyı tamamlıyor. Yani mesela diyelim ki konuştu diyor mesela. Veyahut da konuşunca anladım diyor bak. Anladım cümleyi bitiriyor. Tanıdığım geldi diyor mesela. Tanıdığım biri geldi mesela. Getirerek... Ee, mesela suyu getirerek içti diyor mesela. Çalışmak istiyorum diyor bak. Bunların her biri fiil. Ne demiştik buraya? Anladım, geldi, içti, istiyorum. Bunlar fiil. Bunlar cümlenin yargısını tamamlıyor Tonguç'um. Ama bunlar fiilimsi. Konuşunca anladım. Tanıdığım geldi. Bunlar fiilimsi olduğu için mame olmuş iki alabiliyor. O zaman fiille ile fiilimsi arasında hangisi daha karizmatik sence Tonguç'um? Fiil hocam. Harikası. Bence de fiil daha karizmatik. Niye? Fiil cümleyi bitiriyor. Hatta şöyle gösterelim. Öyle bir şey demiştim değil mi? Hadi bak şöyle gösterelim. Bak şimdi. Öğrenciler diye bir cümle cümleye başlıyorum şimdi. Öğrenciler dersi dikkatlice diye yazdım. Şimdi bu bir cümle oldu mu Tonguç olarak benim? Olmuyor hocam. Tamam. Ya. Burada bir şeyler eksik. Tamam. Öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor dediğimizde. Burada cümle oldu mu Tonguç olarak benim? Evet Ol hocam. Bak şimdi. Dinliyor cümlenin yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiil. Bak bu çok karizmatik bir kelime. Dinliyor dedik bitti. Ama öğrenciler dersi dinleyince, bak dinleyince diyorum. Sence şu anda cümle bitti mi? Hayır hocam. İşte bu fiilimsi. Bak bu fiil cümleyi bitirebildi. Bu yüklem olabildi ama öğrenciler dersi dinleyince e öğrenciler dersi dinleyince yani işte dinleyince e bitiremedi. Bak, dersi dinleyince ...anladı dediğin zaman... ...işte bu anladı fiil oluyor... ...ama dinleyince fiilimsi oluyor. Dinleyince ve anladı arasında bir benzerlik var. Bu da mamayaki alabiliyor, bu da mamayaki alabiliyor. Ama bu karizmatik. Bu genellikle bak yüzde yüz demiyorum... ...genellikle cümlenin sonunda yargıyı tamamlıyor. Bu bir fiil. Bunlar ise dinleyince, koşarak, geldiğimde falan... ...böyle cümlenin ortasında duran... ...işte bazen zarf tümleci, bazen yer tamlayıcısı olan ifadeler. Dinleyince anladı. Ne zaman anladı? Dinleyince anladı. Bu bir zarf fiil oluyor. Şimdi... İsim fiillerin ekleri neydi Tonguç Eren benim? Ma Harikasın. İsim fiiller maişmak eki alıyordu. Buraya yazalım. Ma, ış, mak yapım eklerini alıyordu. Peki sıfat fiiller hangi yapım eklerini alıyordu Tonguç? Um? Anası mezar dikecekmiş. Harikasın. Sıfat fiillerde an, esi, mez, ar, dik, ecek, miş yapım eklerini alıyordu. Şimdi bir de adlaşmış sıfat fiil var. Onun da ne olduğunu göstereceğiz. Onun ne olduğunu göstermek için şöyle hemen bir örnek verelim. Mesela diyelim ki e, konuşan öğrencileri severim. Şimdi bu cümlede Tonguç Eladim benim severim sözcüğü nedir? Fiil hocam. Harikasın. Şimdi severim sözcüğü fiil yani biz buraya çekimli fiil diyelim. Şimdi fiilmsi bulacağız konuşan konuşmayan konuşmayan da sıfat fiil. Buraya yazalım anası mezar dikecekmiş ikaz için konuşan sıfat fiil. Şimdi burası Tonguç Eladim benim burada bir sıfat tanımlaması var. Nasıl öğrenciler? Konuşan öğrenciler. Sıfat tamlaması var. Bak buraya yazıyorum. Sıfat tamlaması var burada. İşte bu sıfat tamlamasında sıfat görevindeki kelime sıfat fiilimiz. Bu sıfat tamlamasındaki sıfat fiil eğer buradaki iki alırsa yani konuşan öğrencileri severim dedi ya. Konuşanları severim dese konuşanları yani konuşan insanları konuşanları severim dediği zaman burada Tonguç Eylül ne oluyor biliyor musun? Bu artık sıfat tamlaması değil. Buradaki konuşanlar ifadesi sıfat tanımlaması değil. Bu konuşanlar ifadesi artık adlaşmış sıfat fiil oluyor. Adlaşmış sıfat fiil oluyor. Dolayısıyla adlaşmış sıfat fiilinde ne olduğunu bileceğiz. Zarf fiillerde yine yükleme sorulan ne zaman ya da nasıl sorularına cevap veriyor. Mesela diyelim ki şurada az önce kullandığımız ifade bir zarf fiil. Ne zaman anladı? Dinleyince anladı diyoruz ve bu bir zarf fiil oluyor. Kalıcı isim ise burada şu önemli bazı fiilimsiler zamanla kalıplaşarak filmsi olma özelliğini kaybediyor. Sarma, dolma, çakmak, döner, çağlayan, danışma, deneme bu kelimeler artık mame olumsuzluk ki alamıyor. Dolayısıyla bunlar net bir şekilde artık filmsi değil kalıcı bir isim oluyor. Yani mesela şöyle söyleyelim. Diyelim ki ee, dondurma istiyorum dediğinde dondurma istiyorum dediğinde bu dondurma kelimesi Mame 2 alabiliyor mu? Olmuyor hocam. Olmuyor. Niye? Çünkü artık bu kalıplaşmış. Bu bir kalıcı isim olmuş. Hemen sorumuza geçelim. Hızlı tekrardayız. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Şimdi buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 fiilimsi türüne de örnek verilmiştir? Zorlayıcı bir soru. Bu soruyu doğru yapabiliyorsanız arkadaşlar fiilimsiler konusunu biliyorsunuz diyebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Demiş ki burada örnekler vermiş ya biz bunları hiç okumamıza bile gerek yok. Zaten fiilimsi biliyoruz. 3 fiilimsi türü yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiile örnekler bulmaya çalışacağız. Şimdi İlkbaharda kocaman toprakları bile sürükleyen bu ırmak yaz gelince kurumaya başladı. Zor cümleler bulmuşsunuz hocam. Birazcık zorlayıcı sorduk. Neden? Çünkü konuları tam anlamıyla bitirdiniz görünseydik arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Yüklemi bulduk. Başlar yüklemimiz. İlkbaharda kocaman toprakları bile sürükleyen sürüklemeyen. Bak en eki almış bu sıfat fiil. Bu ırmak yaz gelince gelmeyince ince eki almış bu zarf fiil. Kurumaya kurumamaya bu da yine isim fiilimiz. O zaman cevabımız A seçeneği gibi ama diğerlerine de bakalım. Burada üçü de var. Romanın insanı etkileyen sıfat fiil, sürükleyen sıfat fiil yanı anlatımdan çok anlatılan olaylardan kaynaklanan Anlatılan bu da yine hangi hikaye almış sonuç Anası yani. mezar dikecekmiş. Harikasın. Anası mezar dikecekmiş. aldığına göre bu da yine sıfat fiil. Şimdi burada üç tane filmsi var ama üçü de sıfat fiil. Bu da olmaz. Yıl boyunca yapılan çalışmaların neticesinde sorun çözüme kavuşturuldu. Şimdi yapılan yapılmayan sıfat fiil, çalışma çalışmama isim fiil, e ama boyunca kelimesi mameyke alabiliyor mu Tomuç'um? Anlamsız oluyor hocam. Boymayınca diyemiyorsun. Dolayısıyla bu zarf fiil falan değil. Bu normal bir e, zarf yani. Bu normal zarf fiilimsi değil. O zaman burada zarf fiil yok. Geniş halk yığınlarının beğenip yücelttiği eserler... ...gerçek anlamda yetkin sanat ürünleridir. Şimdi beğenip ipeki almış zarf fiil... Yüceltti yüceltmediği e, sıfat fiil... ...anası mezar dikecekmiş dikeki almış. Ama burada... E, i̇sim fiil var mı Tonguç Eliade benim? Yok hocam. E, Ozan yoksa burada da yok. O yüzden cevabımız A seçeneği. Hiç vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde diğer konumuza geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu konuyla alakalı çıkabilecek soruları biz LGS son tekrar kitabımızda da çok güzel bir şekilde konuyu öğreterek paylaştık. Eğer son tekrar sette bu soruları çözmeyseniz bu da çözün. Hop çikilop geldik cümlenin ögelerine. Şimdi cümlenin ögelerinde ilk başta hangi ögeyi buluyorduk Tonguç Eliade benim? Yüklemi buluyorduk hocam. Harikasın. Yani yöntemimiz şu. Y, Ö, ...ne, T, yöntem kelimesine dikkat ediyoruz. Yani senin de söylediğin gibi önce yüklem buluyoruz. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. Kimi, neyi sorularıyla belirtili nesne, ne sorusuyla belirtili nesneyi buluyoruz. Nereye, nerede, nereden, kime, kime, kimden, neye, neyde, neyden, neyden sorularıyla hangi ögeyi buluyoruz sonuç elendi Yer tamlayız. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Nereye, nerede nereden, kime, kimde, kimden. Bak burada edenleri boş bıraktım ama sen anlayacaksın. Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden gibi sorularla da yer tamlamasını buluyoruz. Peki ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin gibi sorularla hangi ögeyi buluyoruz sonuç olarak benim? Zarf tamlaması. Harikası ne zaman yazıyorum buraya. Ne zaman, nasıl, e, işte ne kadar, niçin gibi sorularda zarf tamlamasını buluyoruz vurgu yükleme en yakın olan ögede oluyor. İsim cümlelerinde vurgu yüklemde. Ara sözde bazen bir ögenin açıklayıcısı oluyor. Bazen de cümle dışı unsur oluyor. İstersen hiç kaybetmeden hemen bir sınavda çıkabilecek bir örneği göstereyim. Ardından da sorumuzu çözelim. Mesela şöyle diyelim ki öğrencileri öğrencileri yarın geziye götüreceğiz cümlesi LGS'de çıkma ihtimali zayıf olan bir cümle. Çünkü niye? İçerisinde filmsi yok, tamlama yok. Şimdi bu cümlenin ilk başta neyini bulmamız lazım? Yüklem buluyorduk hocam. Harikasın. Götüreceğiz yüklem. Yüklem bulduk ama sonrası kim götür kim kim götürecek? Biz götüreceğiz. Bak biz gizli özne, tamam. Kimi öğrencileri belirtili nesne. Ne zaman? Yarın zar tamlayısı. Nereye götüreceğiz? Geziye. Bu hangi ögeye tonmuş evladım? Yer tamlayısı. Harikasın. O zaman buraya da yer tamlayısı dedik. Şimdi böyle bir öge sorusu muhtemelen LGS le karşımıza gelmeyecek. Çünkü içerisinde bir filmsi yok. Bir tamlama yok. Yani böyle birleşik bir durum yok. Bunları birleştirmek için adamlar tamlama ya da films kullanıyorlar. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şöyle yapıyorlar. Ee, öğrencilerin yarın geziye gid, e götürüleceğini götürüleceğini diyorlar tamam mı? Ee, biliyorum. Şimdi bu cümlede biliyorum bulduk. Biliyorum yüklem. Kim? Ben biliyorum. Gizli özne. Peki ben neyi biliyorum diye sorduğumuzda bak ben neyi biliyorum diye sorduğumuzda cevabımız ne? Öğrencilerin yarın geziye götüreceğini. İşte burası belirtili nesne oluyor. Burası bir bütün olarak alınmasının sebebi şu. Burada bir sıfat fiil var ve bu sıfat fiil arkasındakilerle bir yan cümle oluşturmuş. İşte bu tarz cümlelere dikkat etmen gerekiyor için. Um. Hemen sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada zaten sorunun üstüne vermiş hangi sorularla bulunduğunu ama gelin hep beraber bu soruyu yapmaya çalışalım. Verilen bu bilgilere göre aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisinin cümlenin hangi ögesi olduğu yay içinde yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Bu ahşap tekne denizen yansıyan ışığın ve dalgaların arkadaşı olmaya hazırdı. Şimdi kim hazırdı? Bu ahşap tekne hazırdı. Dolayısıyla... A seçeneğinde cümlenin öznesi verilmiş ve özenin altı çizilmiş. O yüzden A seçeneği doğru. Geçmişin Bozkır şehri tarihini de koruyarak bölgesel bir merkez haline geldi. Geldi. Kim geldi? Ne geldi? Geçmişin Bozkır şehri. O zaman geçmişin Bozkır şehri bu cümlenin öznesi. Geçmişin Bozkır şehri e, tarihini de koruyarak bölgesel bir merkez haline geldi. Burada mesela onu geldi diyebiliyor muyuz? Son bir şey Anlamsız oluyor hocam. Anlamsız oluyor. Çünkü onun kelimesi burada yani geldi kelimesi nesne alamayan geçişsiz bir fiil. Bu ikinci dönem konusu. Belki yazılardan biliyorsunuzdur. Ama şunu biliyorsunuz ki zaten geldi kelimesi nesne alamıyor. Dolayısıyla burada cümlede nesne bile yok. Nesne olma ihtimali bile yok. Ve burada altı çizili yer nesne değil özne. O yüzden B yanlış göstermiş. Ama diğerlerine bakalım. Sonbaharın ilk günlerini ormanlarla, dağlarla ve denizle karşılamak için rotamı sinopa çevirdim. Nereye çevirdim? Yer tamlayız. Harikasın yer tamlayız. O zaman Bu doğru. Sabaha karşı rıtımda tüm büyük gemiler tur için hazırlandı. Ne zaman hazırlandı? Zarf tam Harikasın. Sabaha karşı zarf tam mükemmelsin. mükemmel. Zaten burada zarf tam burada yer tam olduğunu sen bile buldun. Şu biraz kafa karıştırıcıydı. Sanki cümlenin başında özleymiş gibi duruyor ama değil. Burada arkadaşlar şöyle bir örneğe karşı dikkatli olmanızı istiyorum. Bakın böyle bir örnek çıkarsa patlayabilirsiniz. Dikkat edin. Mesela der ki kişiyi der içinde yaşadığı toplum değerlendirir ya da yargılar ya da biçimlendirir gibi bir ifade söyler. Şimdi burada yapmak istediğim şey şu. Buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Normalde düşündüğün zaman hani burası özneymiş gibi duruyor. Hayır. Diyeceksin ki yargılar yüklem. Kim yargılar? Cevap yok. Ne yargılar? İçinde yaşadığı toplum yargılar özne. İçinde yaşadığı toplum kimi yargılar? belirtili nesne yargılar. Yani burası böyle cümlenin başına duruyor diye, böyle havalı duruyor diye sakın sakın buna öz demeyin arkadaşlar. Sorularınızı net bir şekilde bu sıraya göre soracaksınız. Neydi sıramız? Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tamlayıcılar. Yani yöntem kelimesine göre soracaksınız. Yani ya bu öz ya? Hayır hayır. Yüklemi buldun mu? Buldum. Özneyi buldun mu? Kim yargılar? Kişi yargılar oluyor mu? Kimi yargılar oluyor. Kim yargılar sorsanız cevap vermiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen diğer konumuza geçiyoruz. Yazım kurallarına. Şimdi yazım kurallarında büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı. Eğer bu konuda şu ana kadar hala gayretli bir şekilde çalışıp sorular çözmediyseniz burada size tavsiye edebileceğim şey şudur arkadaşlar. Birincisi ve en önemlisi Türk Dil Kurumu'nun web sitesindeki örneklere göre hazırlıyor. Yani Türk Dil Kurumu zaten web sitesinde yine de şeyler aynı zamanda şu büyük kılavuzlar da var. Hatta onu da göstereyim. Bakın böyle Türkçe sözlük var Türk Dil Kurumu. Nun. Bu sözlükte yazan bilgileri İnternet sitesine koymuş adamlar. Yani bunu artık böyle bir şey gezdirmeye gerek almıyor. Google'dan bakıyorsun. İşte bu sözlük yani Milliyetin Bakanı sözlüğünde veyahut da kılavuzunda bulunan yazım kurallarındaki örnekleri soruyor Milliyetin Bakanlığı sınavlarda. Dolayısıyla sakın sakın yazım kurallarına çalışacaksanız biz mesela kendi konu anlatımlı kitaplarımıza ya da soru bankalarımıza direkt oradaki örnekleri soruyoruz. Siz de örnek sorulara baktığınızda veya çıkmış LGS sorularına baktığınızda benzer örneklerin geldiğini göreceksiniz. Gelin isterseniz burada soru üzerinden büyük harfler, kini yazımı, sayıların yazımı, dedan yazımını beraber pekiştirelim. Hemen sorumuz gelsin. Hızlı tekrar hızlı hızlı ilerleyelim. Metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bakalım. Bu yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi tartışmasız Doğu Ekspresi ile karşı yolculuğu oldu. Bak. Şimdi ki'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ki'den sonra eğer lereki gelebiliyorsa bitiş yazılıyor ama ki'den sonra lereki gelemiyorsa lereki gelemiyorsa ayrık yazılıyor. Mesela gel ki göreyim seni dedin ya bakın şuraya yazalım şuraya. Gel ki seni göreyim. Şimdi gelkiler diyemiyorsun. O zaman böyle yazılıyor. Ama seninki yine ağlıyor dediğinde bak seninki yine ağlıyor. Seninkiler diyebiliyorsun. O zaman bu bitki yazılması gerekiyor. Zaten bitki yazılmış. Şimdi buraya bakalım. Sosyal medyadakiler diyebiliyoruz. E, sosyal medyadakiler diyebiliyorsak bu bitki yazılmalıydı. Ama bu ayrı yazıldığı için burada kini yazımıyla alakalı hata yapılmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Doğu Ekspresi ile karşı yolculuğu oldu. Salı ve pazar günleri 24 saat süren yolculukla Van Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi Ankara, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan ilçesine demiş. Bak şimdi Tatvan ilçesinin iyisini küçük yazması lazımdı. Çünkü İstanbul ili derken ilinin iyisi küçük yazılır. Üsküdar ilçesi derken ilçenin iyisi küçük yazılır. Dolayısıyla burada Tatvan ilçesine diye yazılması lazımdı. Burada hata yapılmış. Varıyor. Yol boyunca İç Anadolu'nun bozkurları dahil her yerde şahane manzaralar olsa da ha bak D'da gelelim. D'da da mantık şu. Eğer cümleden çıkıyorsa çıkıyorsa ayrı yazılıyor arkadaşlar. Çıkmıyorsa, çıkamıyorsa bitişik. Çıkamıyorsa bitişik yazılıyor. Şimdi hemen bunu da örneklendirelim. Şöyle ki, bak şimdi. Diyelim ki e, bugün de sizde kalacağız. Şimdi buraya bakın. Şimdi şu D'yi kapatıyorum. Bugün sizde kalacağız diyebiliyorsun. O zaman bunu ayrı yazabilirsin. Zaten ayrı yazmış. Peki şuna bakalım Tonguç'um. Bugün de siz kalacağız diyebiliyor muyuz? Hayır hocam. O zaman bu bitiş yazılması lazım. E zaten bitiş yazmış. O zaman bu doğru. Bu haleki olan D'ye bitiş yazılıyor. Bağlaç olan de ayrı yazılıyor. Şimdi burada deyi kapatıyorum. Yol boyunca İç Anadolu'nun baskurları dahil her yerde şahane manzaralar olsa en güzelleri Elazığ'da başlıyor diyor. Olsa da diyor. Daha iyi ayrı yazabiliyoruz. Veya da şuradaki D'ye bakalım. Yol boyunca İç Anadolu'nun baskurları dahil her yer şahane manzaralar olsa da. Her yerde şahane manzaralar olsa da derken bu D'yi bitiş yazman gerekiyor. Dolayısıyla de'nin yazımıyla alakalı bir hata yoktu. Yolculuk 22. durakta sonlanıyor demiş. Ha, bak şimdi 22'de dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burası önemli. Bakın bunu da şöyle göstereyim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 50. Şimdi bak 1 arkadaşlar inci diyebiliyorsun. 1 inci diyebiliyorsun. 5 inci diyebiliyorsun. 9 uncu diyebiliyorsun. 10 diyebiliyorsun. İşte 3 uncu diyebiliyorsun. 4 diyebiliyorsun. 8 inci diyebiliyorsun. Ama 2 zaten i ile bittiği için ikinci demen gerekiyor. 6 zaten i ile bittiği için altıncı. 7 zaten i ile bittiği için yedinci demen gerekiyor. Ya da 12 zaten arkadaşlar ee, i ile bittiği için 12. demen gerekiyor. 17 i ile bittiği için 17. 50 i ile bittiği için 50. demen gerekiyor. Dolayısıyla burada 22. derken şöyle demesi lazım. 22. demesi lazım. Dolayısıyla sayıların yazım ile alakalı da hata var. O zaman sayıların yazım ile alakalı hata var. Burada. Kin yazımıyla ile alakalı hata var. Burada. Büyük harflerin yazım ile alakalı ilgili hata var. O da burada. Cevabımız o yüzden Denizli seçeneği diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve zor bir soru Geldik noktalama işaretlerine. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu noktalama işaretlerinden biri... ...verilen görevinden farklı kullanılmıştır diye bir sorumuz var Tonguç'un. Um. Şimdi demiş ki... ...soru işareti için bir bilgi vermiş. Kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılırım. Hmm bakalım. İstanbul'dan Ankara'ya arabayla iki saate gitmiş. Burada kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılmış mı? Tamam. O zaman burada bir sıkıntı yok. Bu doğru. Eee... Ünlem işaretine bakalım. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için yay ayrı içinde kullanılırım. Ünlem işareti nerede? D'de. Kendi halinde biri olduğu için kimsenin içine karışmayı sevmezmiş. Ha, burada da alay anlamı var diyebilir miyiz? Tamam. O zaman buna da tık attık. Bu akşam pardon. Noktalama işaretlerinden e, noktalı virgüldeyiz. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılırım. Yani şöyle içerisinde virgül olan e, birden fazla yükleme olan bir cümle düşün mesela ortaya noktalı virgül getiriyorsun. Mesela at ölür, meydan kalır, noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır diyorsun. Aralarda zaten virgül olduğu için buraya noktalı virgül geliyor. Şimdi bakalım. Noktalı virgül nerede var? Burada yok. Şurada var. Buralarda yaz akşamları karpuz, peynir. Kışın sobada közlenen patates kestane yenirdi. Ha, burada bu örnekte kullanılmamış. Bu örnekten farklı kullanılmış. Burada gruplama için kullanılmış. O yüzden bu dursun bakalım. C'ye bakalım. Pardon kısa çizgiye bakalım. Birbiriyle ilişkili yer tarih ulus adlarında arasında ve ile ila ve benzer anlamlarını vermek için kullanılırım. Bu akşam yapılacak olan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını heyecanla bekliyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe diyebiliyoruz. O zaman bu da doğru. O yüzden cevabımız A seçeneği. Burada burada verilen kutudaki örnekten farklı bir görevde kullanılmış. Şimdi geldik sözcükte anlama. Zaten bu konu son derece lezzetli, mükemmel bir konu. Bu soruyu da rahatlıkla yapacağız. Ve ne yapacağız son şeylerden benim? Bol bol bu konu alakalı ne yapmamız lazım? Bulamadım hocam. Nasıl bulamadım hocam? Soru değil bu. Bol bol soru çözmen lazım. Bol bol tekrar yapman lazım. Ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi. Şimdi gel bakalım. Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bu arada ekranları baştaki arkadaşlarımız da videoyu durdurup durdurup kendileri çözebilirler. Veyahut da bizle beraber çözebilirler. Şimdi çıktı ve indi sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Bu doğru. Hiç okumamıza bile gerek yok. Ama yine de bakalım. Yokuş çıktı iniş indi demiş. Burası doğru. Buna sıkıntı yok. Kalp sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır demiş. Bakalım. Bağırdı akşama kadar yüreğim kadar sıcak. Kalp yürek bu da doğru. Sesleşi olan sözcüklere yer verilmiştir. Sesleş neydi? ...yazılışı... ...aynı anlamı tamamen farklı olan sözcükler... ...bakalım... Ee, ...gün doğmadan yola çıktı... ...yüreği gibiydi sanki simitler... sıcaktı, ...yokuş çıktı... ...iniş indi... ...bağırdı akşama kadar... ...yüreğim kadar sıcak... ...simitlerim var... ...var... ...mesela var... ...hem ulaşmak anlamında... ...hem yok kelimesinin ızıtı anlamında... ...tamam... ...sesleş olan sözcük bir tane bulduk... ...eve ekmek gerek ekmek mesela hem yediğimiz ekmek var hem de işte tohum ekmek olabilir. Dolayısıyla eş anlamlı söz daha doğrusu sesli sözcüklere değer verilmiştir diyebiliriz. Kadar sözcüklerinden biri ölçüsünde derecesi anlamda kullanılmıştır diyor. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk Tonguç'um? Alıp yerine koyma yöntemini uyguluyorduk. Şimdi bağırdı akşama kadar burada akşam ölçüsünde derecesi diyemiyoruz. Burada zaman anlamı katmış. Yüreğim kadar sıcak burada da yüreğim gibi sıcak demiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği Tonguç evladım benim. Geldik hemen cümlede anlama. Yine burada da sorularla süper bir şekilde hızlı bir şekilde tekrar etmeye devam ediyoruz. Ekranları başlık arkadaşlarımıza mutlaka bizlerle beraber süper bir şekilde soruları çözsünler. Hemen başlıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın bundan kesin bir soru gelecek arkadaşlar LGS'de. Sanatçı kendini başkaları gibi görmediğinden sanat seçmiştir. Neden sanatı seçti? Kendini başkaları gibi görmediğinden. Birinci cümle neden sonuç cümlesidir diyebiliriz. Bu doğru. İki. Arkadaşınız görev ve sorumluluk yüklenmek için çok genç. İkinci cümle özel bir arkadaşlar. Evet çok genç diye yorumunu yapmış. Bu da olur. Üçüncü cümle karşılaştırma cümlesidir. Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı daha pahalı. Daha, e göre, e kadar, işte e, en gibi ifadeleri gördüğümüzde karşılaştırma cümlesi vardır diyebilir miyiz sonuçta? Evet hocam. Süper. O zaman bu da doğru. Dördüncü cümle tanı cümlesidir. Tanım cümlesi bu nedir sorusuna cevap verebilen cümlelerdir. Yaşam öyküsü nedir? Yaşam öyküsü yazma bir takım ön çalışmalar yapmayı gerektirir. Yo, yaşam öyküsü yazmanın ne olduğunu anlatmamış. Ön çalışmanın da ne olduğunu anlatmamış. Sadece yaşam öyküsü yazma bir takım ön çalışmalar gerektirir Dolayısıyla bu nedir sorusuna cevap vermiyorsa bu bir tanım cümlesi değildir. Demek ki tanım cümlesi denildiği zaman ne yapacağız sonuç Ne demek hocam? Ne demek değil. Bu nedir diyeceğiz. Bu nedir diyeceğiz ve eğer yaşam öyküsünün tanımı yapıldıysa tanım vardır diyeceğim. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir. Bu bir tanım cümlesi değil. Ama şiir duyguların dile getirildiği edebi bir türdür. Dersen bu bir tanım cümlesi oluyor. O yüzden cevabımız denizli seçenek. Geldik parça anlama. Burada konu, başlık, anahtar kelime, ana düşünce, yardım düşünce birçok kavram var. Burada şunu bilmemiz lazım. Konuda en fazla kullanılan kelimelere bakacağız. Başlıkta da yine çarpıcı ve yine anahtar kelimelerin olduğu yani en fazla kullanılan kelimelerin olduğu ifadelere bakacağız. Ana düşünce eğer paragrafın sonlarına doğru şu kelimeleri görürsen ama, oysa, lakin, kesinlikle, kısacası, özetle gibi ifadeleri görüyorsan çok dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bunlar bize genellikle paragrafın ana düşüncelerini veren ifadeler oluyor. Devam edelim. Yardım düşünce de tamamen, katiyen, mutlaka gibi iddialı ifadelere dikkat etmemiz lazım. Bunlar ulaşılamayan sorularına cevaplar oluyor. Hikayenin sorularında zaman var, olay var, yer var. Aynı zamanda kişiler var. Burada belirgin olup olmamasına dikkat etmemiz lazım. Metnin yazılış amacı bilgi aktarmak için olabilir. Kültür aktarmak için olabilir. Olayı yorumlamak için olabilir. ikna etmek için olabilir. O zaman Tonguç'un şimdi sana soruyorum. Eğer bize bir paragrafı verdi. Bu paragrafın konusu nedir derse ya da anahtar kelimeleri derse ne yapacağız Tonguç'a Paragrafın içinde en çok geçen kelime demek. Mükemmelsin. Paragrafta en fazla geçen kelimeler bize anahtar kelimeleri konuyu başlı veriyor. Geldik buraya. Şimdi parçada anlatımda tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyordu. Benzetmede gibi andırıyor gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü aktarılıyor. Tırnak içinde veya doğrudan anlatımda. Karşılaştırmada daha, en, kadar gibi sözcükler var. Örneklendirmede örnekler veriliyor. Sayısal verilerden yararlanmada oran, sayı, miktar, yüzde gibi ifadeler kullanılıyor. Betimlemede varlıkların, nesnelerin, kişilerin resmi çiziliyor gözümüzde. Açıklamada bilgi veriliyor ders kitabı gibi. Tartışmada konuşma havasında sohbet ediliyor bizimle. Öykülemede ise masaldan, öyküden, romandan alınmış paragraflarda olay anlatılıyor. Eğer geldim diyorsa, geldik diyorsa birinci kişi ağzı. Geldiler ya da geldi diyorsa üçüncü kişi ağzı. Özgürlük farklılık demek. Özlülük az sözde çok şey anlatmak demek. Tutarlılık çelişki olmaması söylenenlerin birbiriyle. Akıcılık rahat okunabilirlik. Duruluk anlatım bozukluğu oluşturabilecek gereksiz sözcüklerin bulunmaması, kalıcılık da hiçbir zaman unutulmayan, çağlara göğüs gerebilen, zamanın sınavını kazanmış, yani unutulmamış, klasikleşmiş eserlere kalıcı eserler diyoruz. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da bizlerle beraber dikkatli çözsünler. Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisi "Bu okulda hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz." cümlesinde vurgulamak istenen düşünceyle aynı doğrultuda değildir demiş. Bakalım. Çocuklarımızın doğuştan meslekleri olan genetik yatkınlığını dikkate almadan onları üniversitelerimizin meslek bölümlerine yerleştirmek ülkemiz adına ciddi bir kayıptır. Bu cümle sence buradaki ifadeyle uyuşuyor mu? Anlamsız oluyor hocam. Tamam süper. O zaman bunu geçtik. Niye? Çünkü yani onların genetik yatkınlığını ele almadan meslek e, lisesine yerleştirmek doğru olmaz diyor. Yani bu okul, bu okulda hiçbir balık uçmaya zorlanmaz diyor. İnsana yetenek verilemez ancak bilgi verilebilir. Her insan yeteneğine uygun bilgi çok daha rahat elde edebilir. Yeteneklerimiz maliyetsiz ama çok büyük değerlerdir. Ülkemize üniversite yerleştirme sistemiyle ne yazık ki mimarlık yeteneği olan bir öğrenci tıp fakültesine, mühendis olma yeteneği sahip birileri hukuk fakültesine yerleşebiliyor diyor. Yani bir balık uçmaya, bir kuş yüzmeye zorlanabiliyor diyor. Bu da yine vurgulanmak istenen düşünceyle aynı doğrultuda. C'ye bakalım. Artık öyle hızlı yaşıyoruz ki dakikalar içinde onlarca belki yüzlerce bilgiyi tüketebiliyoruz. Önümüzden bir dakika içinde yüzlerce bildirim, güncelleme, paylaşım, haber, video, görsel ve benzeri akıp gidiyor. Bu duruma uzaktan baktığımızda bu denli bir bilgi bombardımanı aslında bizlerde farkında olmadan zihin yorgunluğuna sebep oluyor demiş. Sence C seçeni buradaki vurgulamak istenen düşünceli aynı doğrultuda mı... Yani değil mi? Bunun alakası yok. Anlamı yok. Birbiriyle örtüşmüyor. O zaman bu dursun bakalım. D'ye bakalım. Günümüzde her meslek için oluşturulan bilgi, mucizevi gücünü göstermek için uygun yetenekler arıyor. Bilgiye uygun yetenek, yeteneğe uygun bilginin buluşması kişiyi ve dünyayı ayağa kaldıracak bir olgu olarak karşımıza duruyor demiş. Bu da yine bu okulda hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz düşüncesiyle aynı doğrultuda. O yüzden D'ye de ulaşılıyor. Cevabımız aynı doğrultuda olmayan C seçeneği. Geldik buraya. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden yararlanılmıştır diyor. Karşılaştırmada daha, en, kadar gibi sözcükler olacaktı. Benzetmede gibi sözüne dikkat ediyorduk. Tanımlamada bu nedir diyorduk Tonguç herhalde benim. Örneklendirmede de örneğin, misal ve benzer gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Edremit bölgesinin kuzeyinde bulunan Kaz Dağları tertemiz havası, yemyeşil doğası, zengin bitki örtüsü ülkemizin en önemli doğal güzelliklerin başına gelmektedir diyor. Dolayısıyla burada karşılaştırma vardır diyebilir miyiz? Evet hocam. Diyebiliriz. Bir olacak tamam. Zengin bitki örtüsüyle en önemli çünkü diğerleriyle karşılaştırıyor. Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan Kaz Dağları büyük ölçüde bir Yarımadası'na uzanmaktadır. Kaz Dağları'nın en önemli özelliği ise bak yine bir karşılaştırma var. Alplerden sonra oksijenin en fazla olduğu yerler arasında bulunmasıdır. Denizden gelen nem, yükselti ve benzeri etkenler birleşip oksijen seviyesini artırınca Kaz Dağları'nda başka coğrafyalarda bulunmayan pek çok bitki türü ortaya çıkmıştır diyor. Şimdi i̇şte bak nem, yükselti ve benzeri diyerek örneklendirme de yapmış. Tamam. Burada herhangi bir şey bir şeye benzetmemiş. Bu nedir sorusuna da cevap vermemiş. Yani tanımlama da yok. O yüzden cevabımız 1 ve dördün olduğu Ceyhan seçenek. Geldik buraya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu firmanın 2018 yılında sattığı otomobil sayısını gösteren grafiktir demiş. Bakalım. Rusya, İran, Mısır, Fransa, Belçika sattığı ülkeler. 400 bin tane satmış, İran'a 200 bin tane, işte Mısır'a e, 300 bin tane, Fransa'ya 500 bin tane. Bunları bir hatırlarsan veri analizi konusunda da görmüştük. Bunları bir apartman gibi yapacağız. Yani bu 400 katlı, bu 200 katlı, bu 300 katlı diyeceğiz, bu 500 katlı, bu da kaç? 500 600 arasında 550 diyelim mesela buna da Tonguç. Şimdi... Eee, otomobil sayısı ile ilgili bilenler şunlardır diyor. Fransa'ya Belçika'dan daha fazla otomobil satmıştır. Fransa'ya Belçika'dan daha fazla otomobil satmıştır. Yandaki grafikte bir araba firmasının 2017 yılında ülkeye ihraç ettiği otomobil sayıları veriliyor. Bu firmanın aynı ülkelere 2018 yılında sattığı otomobil sayısı ise başkaymış. Biz de onu bulacağız. Şimdi Fransa'ya Belçika'dan daha fazla otomobil satmıştır. O zaman Fransa'dan Belçika'ya değişim olacak. İran'a satılan otomobil sayısı Mısır'a satılan otobüs sayısını yakalamıştır. İran'da 200'dü, Mısır'da 300. Demek ki Mısır 300 ise İran'da 300 olacak. İran 300 olduğu bir şey bulmamız lazım. İran 300 olmadığı B seçeneğine eliyorum. İran'ın 300 olmadığı e, başka hangi seçenek var? Hepsinde 300. Tamam. Fransa'ya Belçika'dan daha fazla satmıştır diyor. Burada Fransa Belçika'dan daha fazla. Tamam. Burada Fransa Belçika'dan daha fazla, burada Fransa Belçika'dan daha fazla, burada Fransa Belçika'dan daha fazla. O yüzden şimdilik sadece B seçeneğine geldik. Devam ediyoruz. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla Fransa'dan az otomobil satmıştır. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla bakalım Rusya'ya Belçika'dan daha fazla bu geçtik. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla doğru F ama bunu zaten elemiştik. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla doğru bak Rusya'ya Belçika'dan daha fazla Fransa'dan az otomobil Fransa'dan az satmış bu da doğru. Şimdi buna bakalım. Rusya'ya Belçika'dan daha fazla doğru. Fransa'dan daha az otomobil satmıştır, bu da doğru. Hmm. Şimdi, bir dakika. İran'a satılan otomobil sayısı, Mısır'a satılan otomobil sayısını yakalamıştır diyor. Ama İran'a satılan otomobil sayısı Mısır'ı yakalayamamış ki burada. O yüzden bu da gitti. Burada İran'la Mısır eşit, tamam. Fransa ve Belçika, tamam. O zaman cevabımız C seçeneği diyoruz. Geldik buraya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir demiş. Bakalım bu soruya dikkatlice bakalım. Hatta bu soruyu durdurup sizi dikkatlice çözmeye çalışın. Çünkü LGS girdiğinizde size en çok zorlayacak olan soru tipi bu olacak arkadaşlar. Resmen imkansız yapılması. Hayır evladım imkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır dikkatli bir şekilde okuyduğunu yapabilirsin. Şimdi demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir demiş. Şimdi Işıl, Burak, Canan, Doruk ve Ebru adlı kişiler hem pazartesi hem de salı günü yapılacak olan birinci ve ikinci müzik grubunun konserlerine birer bilet alıyorlar. Şimdi şöyle bir tablo yapacağız seninle. Buraya pazartesi yazıyorum Tonguç'um. Buraya salı yazıyorum tamam mı? Şöyle çiziyorum şurayı şöyle tamam. Tablomuz gözüküyor gözüküyor tamam. Sonrasında şöyle gruplarımıza ayıralım. Burası birinci grup tamam birinci grup yazıyorum. Şuraya ikinci grup diyorum. Sonra e, burada da birinci grup ve ikinci grup çünkü iki tane grup var diye müzik için. Bunları şöyle belirledik tamam. Şimdi başlayalım. Birinci ve ikinci müzik grupları birbirinden farklıdır ve ikisi de hem pazartesi hem de salı günü konser verecektir. Tamam burada bir şey yapamadık. Her bir kişi sadece bir bilet almıştır. Tamam. Pazartesi günü yapılacak konserlere sadece birer kişi bilet almıştır. Hmm, burada sadece birer kişi var. Tamam. Bir şey yapamıyoruz şu an dolduramıyoruz. Salı günü yapılacak ikinci grup konserine sadece bir bilet almıştır. He bak. Bu maddede yani dördüncü maddede salı günü yapılacak ikinci grup konserine sadece Ebru bilet almıştır diyor. Bu durumda salının ikinci grubuna yapılan konseri kapatıyoruz. Tek Ebru katılabilirmiş. O zaman buraya hemen çok güzel bir şekilde Ebru'yu yazdık. Tamam. Devam ediyoruz. İki, salı günü yapılacak ikinci grup konserine sadece Ebru bilet almıştır diyor. Yani zaten bunu söyledi. Işıl ve Canan aynı konserin farklı günlerine bilet almıştır diyor. Bak. Aynı konserin farklı günlerine bilet almıştır diyorsa Beşinci maddedeyiz. Işıl ve Canan birinci gruba bilet alıyorlar ama hangi gün aldıkları kesin değil. İkinci gruba bilet alamazlar çünkü Salı gün yapılacak ikinci grup konserine sadece bir bilet almıştı bunu söylemiştik. Işıl ve Canan birinci grupta ama Pazartesi mi Salı mı belli değil. O zaman şöyle yazıyoruz. Işıl yazıyoruz buraya soru işareti. Canan yazıyoruz buraya soru işareti. Hangisi belli değil ama birinci gruptalar o kesin. Son maddeye bakalım. ...Burak pazartesi günü yapılacak bir konsere bilet almıştır diyor. Şimdi... ...son maddede Burak pazartesi günü yapılacak bir konsere bilet almıştır dedi ama... ...üçüncü maddede... ...pazartesi günü yapılacak konserlere birer kişi bilet almıştır diyor. Bak hatırlar mısınız? Pazartesi günü yapılacak konserlere sadece birer kişi bilet almıştır dedim. Birinci grupta Işıl ile e Canan'dan biri olduğuna göre... ...Burak pazartesinin ikinci grubuna yazılabilir. O zaman buraya da Burak'ı yazdık. Tamam. buraya yazdık. Tamam. Bu durumda... ...Burak'ın konseri ve günü kesin olduğu... Ebru'nun günü ve konser günü de kesindi. Bunu zaten yazmıştık. Pazartesi günleri dolduğuna göre... ...Doruk'a salı günü... ...birinci grubun konserini yazabiliriz. Yani Doruk nerede? Burada. Şuraya yazalım. Doruk'u yazdık. Güzel. Bu durumda günü belli olmayan... ...sadece Işıl'la Canan kaldı. Niye? Işıl ya bu salının birinci grubundaydı... ...ya da bunun birinci grubundaydı. Tamam. Devam ediyoruz. Ee, çünkü... ...hangi konserlere gidecekleri kesin. Yani birinci grubun konserine gidecekler. Ama hangi gün gidecekleri kesin değil. Pazarsı mı gidecekler, salı mı gidecekler belli değil. Şimdi demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir demiş. A. Doruk'un hangi gün için bilet aldı? Doruk'un hangi gün için bileti aldı demiş. Bu zaten kesin salı günü birinci gruba bilet almış. Bunu biliyoruz. Ve e, hala Işıl ve Canan'la ilgili gün belirsizliği var. Çünkü Canan'ın yanında soru işareti var mı? Var. Işıl'ın yanında soru işareti var mı? Var. E, o zaman yani bu bilgi bize bir şey fayda sağlamıyor. Bunu geçtik. A'yı geçtik. B'ye bakalım. Işıl'ın hangi gün için bilet aldığı söylenmiş. Evet bu kesin değildi. Bunu bilirsek Canan'ın günde kesin oluyor. Çünkü ikisi de birinci grubun konserlerine gittiler ya. Örneğin Işıl Pazartesi alırsa Canan Salı'ya kesin oluyor. Böylece herkesin hangi gün hangi konsere bilet aldığı kesinleşiyor. Dolayısıyla cevaba B diyebiliriz. Ama diğerlerine bakalım. Canan'ın hangi konsere bilet aldığı. Şimdi Canan hangi konsere bilet aldı kesin zaten. Birinci grubu konserine bilet alıyor. Ama hangi gün oldu? Yani pazartesi mi salı mı oldu belli değil. O yüzden C'ye deledik. Burak'ın hangi konsere bilet aldı demiş dede. -de Burak'ın ikinci grubun pazartesi gününe bilet aldığını zaten kesin. E o zaman bu da olmuyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Geldik söz sanatlarına. Eğer gibi kelimesi varsa, andırıyor kelimesi varsa benzetme. İnsan olmayan varlıklar insana benzetildiyse kişileştirme. İnsan olmayan varlıklar insan gibi konuşturulduysa konuşturma. Eğer bir şey olduğundan çok fazla ya da çok az bir şekilde vurgulandıysa, anlatıldıysa abartma. Zıtlık varsa iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik. İşte ee, cennet, cehennem gibi birbirine zıt şeyler varsa tezat olur. Şimdi bakalım. Aşağıda bazı söz sanattan açıklaması verilmiştir. Mübalağa, abartma, tezat, karşıtlık, intak, konuşturma. Bakalım. Hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer, yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Kara gözlüğün bu ayrılık yetişir, İki gözün pınar oldu, gel gayrı demiş. Hmm, bak iki gözün pınar oldu, abartıyorsun. Yani tamam ağlıyor olabilirsin ama abartıyorsun, böyle pınar olamaz. Dolayısıyla A seçeneğinde abartma var. Buraya A yazıyorum. Öyle bir hüzün çöktü ki içime, ne bileyim ağlayasım geldi kendi kendime. E, tamam ağla da yani bir sanat yapmamışsın. Neyse devam edelim. Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Bak. Yaz, kış. Bunlar birbiriyle tezat diyebilir miyiz? Evet hocam. Tamam o zaman buraya da C seçeneği yazdım. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna. İçimde kanayan yara gibisin. Bak burada dal tomurcukla konuşuyor. O zaman D seçeneğinde de intak yani konuşma var diyebiliriz. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Hop çikil geldik. Son konulardayız artık metin türlerini. Deneme yazar düşüncelerini rahat bir şekilde benli ifadelerle açıklıyor. Makalede ciddi bir ifade var. Makale ciddi olduğu için bilimsel ve nesnel sohbette yazar okuyucuyla sohbet ediyor konuşuyor. Eleştiride bir kitabın, bir sanat eserinin eleştirilmesi lazım. Yani işte bir futbolcuyu, bir politikacı eleştiriyorsan o eleştiri olmuyor. Bir sanat eseri, bir kitap, bir e, yazarın yazış tarzının eleştirilmesi lazım. Fıkra güncel konularda bak şuraya eser yazdım. Fıkra güncel konularda samimi şekilde yazarın gazetelerdeki köşe yazısı. Biyografide 1974 yılında doğdu diye başlıyor. Bir kişinin hayatını başka birisi anlatıyor. Otobiyografide 1974 yılında dünyaya gelmişim diye bir kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Masallarda olağanüstü kahramanlar var. Devler, cinler, periler ve mutlu bir sonla biterek bizlere ders veriyor. Fabullarda hayvan karakterler var. Bu ibret verici bir sonla biterek bize nasihat veriyor. Bu yani fabullar genellikle böyle üzüntülü bir sonla biter. Masallar ise güzel bir sonla biter. Onlar ermiş. Muradına biz çıkalım kerevetine der. Efsanelerde inanışlar anlatılıyor, destanlar ulusal kahramanlar içeriyor, hikayeler yaşanmış ya da yaşanabilen olaylar, anılarda geçmişte yaşadığımız hatıralarımızı aktarıyor. Haber yazısında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin soruları ve kim soruları cevaplanıyor. Tiyatroda göstermeye bağlı bir metin yani olayları göstermek, sahnelemek için yapılan bir, bir tür. Geldik buraya. Aşağıda bazı metin türlerin açıklaması verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilen metin türlerinden herhangi birine yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Gezi yazısı. Gezilip görülen yerlerin o yerlerle ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazılardır. Tamam. Eleştiri, tenkit bir kişi eser de konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmaktır. Deneme bir yazarın herhangi bir konu üzerine özel görüş ve düşüncelerini iddiasız kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılardır diyor. Bakalım. Herhangi birine yer vermiyormuştur. Bakalım. Sabahleyin uyandığımızda akşam yağan kar tüm ilerimişti. Hava o kadar güzel, güneş o derece yakıcı ki üstümüzdeki paltolar bile ağır gelmeye başladı. Fakat bu da geçici. Erzurum'da kaldığımız 4-5 gün içinde havanın bir gün olsun akşama dek soğuk ya da sıcak olduğu görülmedi diyor. Şimdi burada gezi yazısı vardır diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Süper. O zaman şuraya A seçeneğini yazdık. Bunu eledik. Vakti zamanında bir padişahın üç oğlu varmış. Bu padişah sağlığında çocuklarına vasiyetini söylemiş. En büyük oğluna sarı tüylü, mavi gözlü adamla konuşma deyip bir sandık altına bir de at vermiş diyor. Dolayısıyla burada masal var. Dolayısıyla bunun cevabı yani bunun örneği yok gibi B'yi geçtik. C'ye bakalım. Ece Ayhan 1950 kuşağı içinde okuyucuyu kendinden ve okuduklarından kuşkulandıran ilk addır. Her okuyanda bir yadırgatma duygusu uyandırmıştır. Bu yadırgatma belli bir amaca önermiş midir? Bunu rahatlıkla evet diyemem demiş. Burada da tabii ki bir eleştiri var. Ece Ayhan'ı eleştirmiş. Buraya da şöyle C yazalım. Eee... Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime dolan mısralarda onların atan kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Aslında şiir tam da budur. İnsan alıp götürmeyen şiire şiir denmez diyor. Burada da tabii ki deneme var. O yüzden buraya da D diyorum. Cevabımız Bursa seçeneğim. Şimdi soru çözümümüz bitti Tonguç Eylül benim. Koltukları dik konuma getirelim. Koltukları dik konuma getirmeye gerek yok. Eğer deneme çözecekseniz bu hızlı tekrardan sonra LGS son tekrar kitaplarımızdan veyahut da işte günde 15 paragraf kitabımızdan. Nerede günde 15 paragraf kitabımız? Onu hemen bulalım şurada. Ha, şu kitaptan sorular çözecekseniz tabii koltukları dik konuma getirin arkadaşlar. Veyahut da LGS'de çıkmış soruları çözecekseniz yani 2019'daki, 2021'deki, 2022'deki, 2020'deki çıkmış konularımıza bağlantı soruları çözecekseniz koltukları dik konuma getirin ve güzel güzel çalışmaya devam edin arkadaşlar. Bu son iki hafta içerisinde çalışılmaz artık bırakın diyenlere inanmayın. Son gün çalışılmaz ancak Bugünlerde deneme çözerek hatalarınızın üzerine giderek güzel güzel netlerinizi artırabilirsiniz. İnşallah LGS'de Türkçe'de hepsini doğru yaparsınız. Dikkatli okuduğunuzda kolay sorularda Aa, bu çok kolay ya bu kadar da kolay olmaz deyip seçenekleri değiştirmediğinizde bazı soruları da gereğinden daha fazla süre vererek sabırlı olduğunuzda inşallah Türkçe'de en yüksek netlere ulaşacaksınız. Detaylı tekrarımızı yaptık, hızlı tekrarımızı yaptık. Sonrasında Türkçe'de gelebilecek soruları göstereceğiz arkadaşlar sizlere. LGS Türkçe çıkabilecek sorulara bakacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ödülü soruyu yorumlarınızı yazmayı da unutmayın.